Müstakil Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin hazırladığı Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da öncülük ettiği İyi İnsan Hareketi İşbirliği Protokolü bugün imzalandı. Akdeniz, Alanya, Alaaddin Keykubat ve Antalya Bilim Üniversitesi rektörlerinin de katıldığı protokolle özellikle X kuşağının ahlak, aile, örgütsel bağlılık ve sosyal normlara uyma gibi değerlere verdiği önemin arttırılması hedefleniyor. Arkadaşlar şimdi... İyi İnsan Hareketi İşbirliği Protokol Töreni Antalya Valiliği'nde gerçekleşti. İmza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Akdeniz, Alanya Alaaddin Keykubat ve Antalya Bilim Üniversitelerinin rektörleri, İyi İnsan Hareketi Derneği Başkanı Mehmet Karakayalı, MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Boğaçan Göksu'yla Antalya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Haşmet Öyken katıldı. İyi okul, iyi aile, iyi sosyal çevre uzmanların söylediği, yani o mikro sistemlerin birbirine uyumuyla, ondan 3 rengi de yeşil yaptım. 3'ü aynı değerleri çocuğa veriyorsa o toplumda çocuk iyi insan olaraktan yetişir diye söyleniyor. Ama okul bir renk, aile bir renk, çevre bir renk veriyorsa o zaman çocuğun okulda doğru gördüğü, evde gördüğü, sokakta farklı olunca da bu sefer hani ortamına göre, adamına göre davranan çift kişilikli bir gelişim olur diye söyleniyor. X kuşağı bireylerin aile, ahlak ve sosyal değerlerle örgütsel bağlılık gibi kavramlara verdiği önemin azaldığını belirten İyi İnsan Hareketi Derneği Başkanı Mehmet Karakayalı, bu olumsuz durumu tersine çevirmek istediklerini söyledi. En önemli şey üniversitelerle yapacağımız çalıştay. Yani şu anda iyi insan çalıştayı diye duymadık. Belki hocalarımız girdiğinde, araştırdığında çıkar. Şubat ayı gibi efendim düşünüyoruz, hızlıca yapalım diye. Sonra sokak röportajı yaparak toplum ne diyor, ne bekliyor? Buradan ortaya çıkan çalışmaları çocuklarla birlikte topluma, işte RTÜ'ye videolarla, radyo programlarıyla her okulda 50 tane bir kitap belirleyeceğiz. İyi insan her çocuğun okumasına fayda sağlayacak. Medya okur yazarlığı, burada gazeteciler cemiyeti artı üniversite iletişim fakülteleri destekler verir. Kısa film ve senaryo yarışmaları yapacağız. 30 öğretmenimize iyi öğretmen olmayla ilgili bir akademi çalışması. Onu da üniversitenin belirleyeceği içerikte. Sonra güzel bir iyi insan kamu spotu yapıp onu yayınlamayla alakalı çalışacağız. Konferanslar alanla ilgili üniversitelerimizin de bakanlığımızın da desteklediği çocuklarla üniversitelerde konferanslar yapacağız. Kamu kurumlarının verdiği hizmetlere sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin destek olması gerektiğini kaydeden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İyi İnsan Hareketi Projesi'nin Milli Eğitim Müfredatındaki değerlere eğitimine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Erdemli, karakterli, hakka riayet eden, hakkı koruyan, hakkı üstün tutan bir nesil yetiştirmek arkadaşlar. Temel problem budur Türkiye'de. Aile, çevre, yani oradaki çocuğun o ekosistemindeki bütün tarafları aynı şeyi söyler ve öğretir konuma getiremezsek, ki bugün en büyük problemimiz budur. Çocuk okul evde başka bir değerle karşılaşıyor. Sınıfa giriyor, öğretmenden başka bir değerle karşılaşıyor. Topluma çıkıyor, sosyal medyaya giriyor. Orada bambaşka bir dünya, başka bir ortamla karşılaşıyor. Bu kadar farklı mesajlardan oluşan bir yapı içerisinde de istediğimiz nesli maalesef yetiştiremiyoruz. Vali Karaloğlu, yazar Alev Alatlı'dan örnek vererek nasıl bir neslin yetiştirilmesi gerektiğini anlattı. Hukuki olanın helal olmadığını bilecek bir nesil yetiştirmek diyor ya, o noktaya taşımamız lazım. Ya bir şey yapmak hukuken hakkınız olabilir ama onu yaptığınızda yaptığınız şey helal midir değil midir? Başkasının hakkını ihlal ediyor mu etmiyor mu? Sizinki kanun uygun olabilir. Ama kanun uygun davransanız bile başkasının hakkını ihlal ediyor olabilir. O hassasiyete getirmemiz lazım. Bütün toplumu getirmemiz lazım. Onun için bugünkü bu protokolü önemsiyorum. İşin içerisinde 3 tane değerli üniversitemiz var. Üniversitelerimizin katkısı büyük olacaktır inşallah. Bilimsel kısmına. İnşallah bu proje Antalya'da belli bir kıvama gelsin ve Türkiye'ye mal olsun diye de temenni ediyoruz. İyi İnsan Hareketi İşbirliği Protokolü tarafların katılımıyla imzalandı. Hayır.